Benim tarım hikayemde yarattığım bir farkındalık da ben size para vermeyeceğim. Ben size para kazandıracağım felsefesiyle. Onun için öncelikli olarak biz çiftçiliği güvenceli bir meslek haline getirmemiz gerekiyor. Beni hepsi sevmez ortaklarımın ama hepsi bana güvenir. Evet, canım yanmıştı. Canınızın yanması gerekiyor. Yani tarımı yaşamadan tarımı anlayamazsınız yani. Mahmut Bey, teşekkür ederiz. Tresüt Kooperatifi olarak bizi kabul ettiğiniz için. Biz Tresüt Kooperatifi'nin başarı hikayesini çok aşinayız ama onun arkasındaki ismi özellikle tanımak istiyoruz. Bu yüzden birkaç soru soracağım ben size. Bunların yanıtlarını alabilirsek çok mutlu olurum. Şimdi benim tarım hikayem diyerek başlayacak olursak konuya, sizin bu işe gönül verme hikayeniz nerede ve ne zaman başladı? Evet, çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Daha ilkokul döneminde ailem okumamı çok istiyordu. Bugün olduğu gibi. 50 yıl önce de aynıydı. Çünkü hele 50 yıl önce tarım ilkel usullerle yapıldığı için daha zordu. Bütün aileler çocuklarının okuyup çiftçilikten kurtulmasını istiyordu. Çünkü çiftçilik bugün olduğu gibi yine güvenceli bir meslek değildi. Ben de başarılı bir öğrenciydim ve sülalede tek üniversiteyi kazanan biri olarak Adana Çukurova Üniversitesi'ne gittim okumaya. Ne yazık ki 12 Eylül'ün gazabına uğrayarak 3. sınıfta üniversiteyi bırakıp geriye döndüm. Çiftçiliğe başladım. Çünkü çiftçiliği seviyordum, hayvancılığı. Babamla beraber. Fakat mutlu değildim. Çünkü emeğimin karşılığını alamadığımı fark ettim. Sömürüldüğümü fark ettim. Para kazanmam için kendi çabamla bunun mümkün olmayacağını, ancak kooperatifleşmeyle kurtulabileceğimi, emeğimin karşılığını alabileceğimi gördüm, inandım, yola çıktım. Daha sonra süt üreticileri benim önüme çıktılar. Çünkü benim çocukluğumda bölge tarımı birinci sırada tütüncülük vardı. Daha sonra pamukçuluğa dönüştü. Pamukçuluk da bitince, çünkü Türkiye dünya ile rekabet edemez durumu düştü, ilkel yapıldığı için dönüş başladı pamukçuluktan. Hayvancılığı yönelmeye başladılar ve benim aday olmamı istediler. Ben de o gün 30 yıllık başkanın, yaşça çok büyüğümdü, karşısına aday olmayı saygısızlık olarak düşünerek kendisini ziyaret edip randevu alıp teklifte bulundum. Dedim, sütürecileri beni zorluyorlar. Ben sizin karşınıza aday olmayı değil, benim elimden tutun. Bu bayrağı Muhammed Eskür'e devrediyorum deyin. Onursal olarak başımda kalın dedim başımızda. Beni orada aşağıladı. Çünkü ben küçük bir üreticiydim. O zamanlar bütün bölgede bütün bu tür kurumları, kuruluşları ağalar, beyler yönetiyordu. Tabuları yıktım Tire'de. Orada siyaset belirliyordu her şeyi. Siyaseti kapı dışında bıraktım. Kimseye siyasi ayrımcılık yapmadım. Ve bundan dolayı bir cephe yarattım kendime. Bundan dolayı tabii ki olumlu bakmadı benim teklifime. Ben de kapının önüne çıkıp adayım diyerekten yola çıktım. Süt Kooperatifi Başkanlığı'na geldim 20 yıl önce. Orada ilk müdahalem, orada da sıra dışılığı ortadan kaldırdım. Daha çok küçük üreticileri kolladım. Çünkü onların daha çok ihtiyacı vardı kooperatifleşmeye. Büyük üreticiler kendilerini koruyabilirdi. Asıl korunması gereken Türkiye'nin gerçeği olan %80'i küçük aile işletmelerinin oluşan bu tarımımızda onlar kooperatif olmadan yaşamlarını sürdüremezlerdi. Zaten bugün de Anadolu'yu dolaşıyorum. Köylümüzü diyorum ki ya büyüyeceksiniz, ya birleşeceksiniz, ya da yok olacaksınız. Bugün artık kapitalizmin vahşileştiği bu süreçte küçük üreticiler kooperatif olmazsa yaşama şansları yok. Üretimi sürdürebilme şansları yok. Bu anlayışımı süt kooperatifinde de sürdürerek orada ortaklarıma genel kurulda ben size para vermeyeceğim, ben size para kazandıracağım felsefesiyle yöneticiliğimi bu çerçevede sürdürdüm. Kooperatif olarak kazancımızı hep yatırımı dönüştürdüm. Jeneratör almakla başlayan bir yatırım hala devam ediyor. Ve bugün Türkiye'nin en büyük kooperatif olduk, bir model yarattık. Bu modelle yalnız Türkiye'nin değil, dünyanın dikkatini çektik. Birleşmiş Milletler bizi dünyanın en iyi kırsal kalkınma modeli seçti. Dünyayı önerdi. Afrika ve Türkiye Cumhuriyetleri'nin ülkelerin çoğunu kooperatifimize getirdiler. Beni davet edip bu modeli anlatmak için her geçen gün artık bu tıkanan bugünkü dünyadaki tarımdaki sorunların çözümünde artık ben de elde ettiğimiz sonuçlarla, TRT'de elde edilen sonuçlarla özgüvenle Türk tarımının
bir reçetesi olarak sunuyoruz Stere Süt Kooperatif modelini. Konuyu sadece ekonomik açıdan bakmamız gerektiğini, sosyal açıdan da kooperatifin, Türkiye'nin bünyesinin, şartlarının, koşullarının, kooperatifleşmenin olması gerektiğini, bu bir devlet politikası olması gerektiği konusunda devlete bu önerilerimde bulunuyorum. Yerel yönetimlere kırsalın sorunlarını çözmeden kentlerin sorunlarını çözmemizin mümkün olmayacağını anlatmaya çalışıyorum. Üreticiler de kooperatif olmazlarsa yok olacaklarını, mecbur olduklarını anlatıyorum. Neden mecbur olduklarını anlatıyorum. Türkiye'nin kurtuluşu tarım, tarımın kurtuluşunun kooperatifleşme olduğunu anlatıyorum. Türkiye'nin aslında çok güzel bir fırsat geçti. Dünyada gıdanın önemi her geçen gün artıyor. Türkiye'de gıda üretimi içinde hem iklimiyle hem toprağıyla mükemmel bir ülke. Öyle bir coğrafyadayız. Müthiş zenginliklerimiz var. Ne yazık ki üretimi planlayamamamızdan dolayı bir istikrar sağlanamamasından sancılar artarak devam ediyor. Kayıplarımız artarak devam ediyor. İşte bütün hem ekonomik açıdan hem sosyal açıdan Türkiye'nin artık bundan sonraki süreçte yol haritasının kooperatifleşme olduğunu herkesin kabul etmesi gerekiyor. Kooperatif benimsetilmesi gerekiyor. Çocuklarımızı bir kooperatif dersi konularak iyi anlatılması gerekiyor. Yani biz bunu TRT'de başardık. Bu başarı Anadolu'nun her ilçesinde sağlanabilir bir devlet politikasıyla. Farklı ürünlerden. Yani bugün Türkiye'de bakıyorsunuz üretici ağlıyor, para kazanamıyorum diye. Tüketici bağırıyor, çok pahalı diye. Bütün bunların onarılması, bir piyasa düzeni sağlanmasının ancak kooperatifleşmeyle sağlanabileceği konusunda yeterli gelişme maalesef Türkiye'de oluşmadı. Kendime bu, benim bir davam bu. Bu davaya adadım kendime. 30 yıldır bunun mücadelesini veriyorum. Şimdi konuyu sizin tarım hikayeniz gözüyle değerlendirecek olursak motivasyon kaynağınız neydi? Kooperatif modeline geçiş fikri nereden aklınıza geldi? Evet, canım yanmıştı. Canınızın yanması gerekiyor. Yani tarımı yaşamadan tarımı anlayamazsınız. Yani tarımı çiftçiliği kitaptan okumakla öğrenemezsiniz. Çünkü çok zordur çiftçilik, özellikle hayvancılık. Ben bu zorlukları yaşadım. Sosyal yaşamınız yok. Hak ettiğiniz parayı kazanamıyorsunuz. İşte bırakıyorlar insanlar, büyük kentlere göçüyorlar. Ben yılmadım. Ben o hakkımızı alabilmek için, kooperatifleşmeyle sağlanabileceğine inandığım için bu mücadeleyi verdim. Hiçbir zaman yılmadım. Bunu Türkiye'ye göstermemiz gerekiyor, anlatmamız gerekiyor. Sadece bu da yetmiyor tabii ki. Devletin de politikası bu yönde olması gerekiyor. Tarımı yaşamadan tarımı onarmak çok zor. Yaşamanız gerekiyor. Ben bunları yaşadığım için burada Eltiri Süt Kooperatifi'nin bu başarı hikayesi yazıldıysa o temsil ettiğim insanların içinden geldiğim için, onlardan biri olduğum için. Üreticiler neden Mahmut Bey'i aday göstermek istedi? Neyi fark ettiler sizce? Yani güvenden dolayı bana bel bağlı, inanıyorlar. Beni hepsi sevmez ortaklarımın. Ama hepsi bana güvenir. Yani bizi ayaktan 2000 kişiyle burada bu birliği, bütünlüğü sağlamanın işimle burayla ilgileniyorum. Birinci sırada tutuyorum. Kendi işimden, ailemden, sağlığımdan, her şeyden önce sorumluluğu taşıdığımdan tamamen buraya karşı ilgisiz kalmıyorum. İkincisi seviyorum. Yani bir üreticinin gelip de Tire Süt Kooperatifi olmasa biz yaşamımızı sürdüremeyiz. Kooperatif sayesinde 3-5 ineğimizden geçiniyoruz demesi beni mutlu ediyor. Bütün yorgunluklarımı gideriyor. Kendimi de geliştirdim bu konuda. Tamamen yönetim, idareye hakimim. Biz de belli disiplin için çalışıyoruz. Tire Süt Kooperatifi tamamen kurumsal çalışıyor şu an. Ve bu da yetmiyor tabii. Çalmıyorum ve kimseyi de çaldırmıyorum. Az önce biraz bahsettiniz ama ben bir başlık altında konuşmak istiyorum. Sizin köylüye, kırsal kalkınmaya ve kooperatifçiliğe olan inancınızı ve bakış açınızı biraz dinleyebilir miyiz? Şimdi köylümüz bugün gerçekten bakıyorum bir kendini anlatamıyor, kendini ifade edemiyor. Kendisi yok. Yani şu an Türkiye'nin en büyük nüfusuna sahip, en önemli sektör olan tarım. Bunun şu an temsilcisi yok, mecliste yok. Birçok örgüt var. Örgütlerin başındaki genel başkanların tarımla ilgisi olmayan kişiler ne yazık ki. Çiftçimiz, köylümüz olması gerektiği çerçevede temsil edilemiyor. Onların var olması gerekiyor. Benim bu çıkışım onları umutlandırıyor. Köylümüz bugün bir sorun gibi bakılmamalı. Onların yerinde yaşamalarını ve üretmelerini devam ettirmek zorundayız bir anlamda. O insanların eline ekmeği alınırsa hem üretim
kaybımız olur. Hem de kentler daha yaşanmaz olur. Maalesef bugüne kadar hak ettiği değeri bulamadı. Hatta biz bütün ortaklarımızla her yıl birkaç yere gezi düzenleriz. Orada 1450 ortağımıza Anıtkabir'e gitmiştik. Orada da ben şunu yazmıştım 2015 yılında, 7 yıl önce kabir defterine bütün ortaklarımızın adına. Atam, köylü milletin efendisidir diyerek bizlere önem verdiniz, değer verdiniz, sahip çıktınız. Fakat sizden sonra hep dışlandık, horlandık, ezildik, sömürüldük ve fakirleştik. Sadece seçimden seçime hatırlanıp, önem görerek oy deposu olarak bakıldık. Atam, köylerimiz yoksullaştı, isimleri mahalle yapıldı. Gençler çaresizlikten kentlere göçüyor. Ülkemin durumu iyi değil atam. Tarımımız kooperatifleşme yerine şirketleşerek tekelleşiyor. Türk köylüsü tasfiye oluyor. Toplumsal barış zedeleniyor. Ancak biz her şeye rağmen senin çizdiğin yoldan hiç sapmadan, yorulmadan çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Bize bıraktığın emanete sahip çıkacağımıza söz veriyoruz. Huzur içinde uyu atam diye o anki bütün ortaklarımızın adına içimdeki duygularımı aktarmıştım. Bu yazdım bugün içinde maalesef geçerli. Peki çiftçiliği meslek olarak değerlendirebilir misiniz? Evet, çiftçilik aslında bir meslek ama en güvensiz meslek. Çünkü bir tarım politikamız olmadığından dolayı bunun da nedeni plansız üretim. Plansız üretimin dolayı bir istikrar sağlanamadı. Ve çiftçilik onun için güvenceli bir meslek olarak bakılmıyor maalesef. Ta çiftçi gençlere kız vermiyorlar. Çünkü güvencesi yok. Ektiği ürünü satıp satamama garantisi yok. Ama bu böyle olmaktan çıkmalı. Yani çiftçilik bir kere öncelikli olarak güvenceli bir meslek haline getirmeli. Bu da tabii devletin politikalarıyla sağlanabilecek. Bakın Türkiye'de tarımı sorunlar çözmek çok basit. Çok basit. Ama Türkiye daha henüz yolunu bulamadı. Anadolu'nun yapısını bozmayalım diyorum. Mevcudu iyileştirelim, mevcudu geliştirelim, mevcudu büyütelim, mevcudu eğitelim, mevcudu teknolojiyle buluşturalım kooperatif çatısı altında. Benim çok tehlikeli bulduğum ikinci bir görüş var. Köylümüzü sorun gibi görüp onlarla olmaz, bunları tasfiye edelim, tarımı şirketler yapsın diye. Ben bunu Türkiye için çok tehlikeli buluyorum. Burası Anadolu, Türkiye'nin bünyesi buna uygun değil. İşte daha henüz bunlar tartışılıyor. Yani daha Türkiye tarımda yolunu belirleyemedi maalesef. Sizin hikayeniz kısmına geri dönmek istiyorum biraz daha ben. Özellikle ilk yıllara dönecek olursak, o yıllarda üniversiteli bir üretici olmak nasıldı? Okuma şartları yoktu üniversite. Silahlar patlıyordu her gün. Çiftçilik yapmakla sevdiğim bir şeydi üretmek. Ama hayatımı kurtarılmış olarak gördüm kendimi. Çok zor gelmedi ama ailem çok üzüldü. Çünkü çok istiyorlardı benim okumamı. Onlar benim okumamı daha bilinçli çiftçi olsun diye değil, çiftçilikten kurtulsun diye istiyorlardı. Ama ben çiftçiliği hala seviyorum, severek yapıyorum. Çünkü üretiyorsunuz, bir şeyler üretiyorsunuz. Yani bence dünyanın en keyifli mesleği çiftçilik. Yani bugün gençlerimiz çiftçilikten kaçıyorlarsa zorluğundan dolayı değil, güvenceli meslek olmadığından kaçıyorlar. Onun için öncelikli olarak biz çiftçiliği güvenceli bir meslek haline getirmemiz gerekiyor. Evet, bir gün tarlada çalışıyordum, elimde kürekle pamuk suluyordum. Baktım tarlaya bir minibüs geldi. İçinden beyaz saçlı, yaşlı birileri indi. Ege Üniversitesi'nden Ziraat Fakültesi dekanı ve öğretim görevlileriyle bir heyet, Tire İlçe Tarım Müdürlüğü'ne gelmişler. Biz demişler bilinçli tarım yapan birini arıyoruz. İlçe Tarım Müdürü de aklına ben gelmişim, bizim oraya yönlendirmiş. İndiği hocalar yanıma geldiler, kolay gelsin dediler. Ne kadar güzel dedi. Hoca üniversite eğitimi görmüş birinin çiftçilik yapması, işte çiftçiliği sizin gibi eğitimli kişiler yapmalı dedi. Ben de kendisine hiç beklemedik, o an aklıma geleni söyledim. Vallahi hocam dedim, ben çiftçilik yapacağımı bilseydim ilkokulu dahi gitmezdim dedim. Şaşırdılar, birbirinin yüzüne baktılar. Bakın dedim, benim tarla komşum var, okuma yazması yok, hesap yapmasını da bilmiyor. Akşam kadar o da benim gibi kanter içinde çalışıyor. Akşam evine gidiyor, ekmekle bulgur pilavını kaşıklıyor, bir maşrabı suyu içip karnını şişirince Allah'ın verdiği nimetlere şükürler olsun diye dedim. Sabaha kadar horur horur uyuyor dedim, adam mutlu. Ben dedim okulda hesap yapmasını öğrendim ya dedim, ben uyuyamıyorum hocam dedim, yatağın içine dönüyorum. Emeğimin karşılığını alamadığımı fark ettim, ben sömürüldüğümü fark ettim. Ben benim sırtımdan birilerinin haksız kazanç sağladığını fark ettiğim için ben mutlu değilim dedim. Bir espriydi. Türkiye'de bugün ne yazık ki ailelerde okulda başarılı olanlar, işte mühendis oldu, öğretmen oldu, doktor oldu, gittiler. Öğrenimde başarılı olamayanlar baba mesleğini sürdürdüler.
hala daha bugün çiftçilik yapan köylerimizin eğitim durumuna bakarsanız maalesef belki %90'ı ilkokul mezunu. Ama artık çiftçilik bugün bilinçli yapılması gerekiyor. Yani bugün Türkiye'de tarımında en birinci sırada kaybımız bilgi eksikliğinden. Yani şu an eğitim insanların yaptığı hayvancılıkta ineğinden günde 25 litre ortalama süt alıyorsa işletmeler, bugün eğitimsiz insanlar 15 litre süt alabiliyor. O nedenle artık çiftçilik de belli bir bilgi birikimi gerektiren bir meslek haline geldi. Bu noktada mesela genç ziraat mühendislerine ya da üniversite öğrencilerine vereceğiniz tavsiyeler nelerdir? Şimdi burada Türkiye'de bir bilenler oluştu şu an ziraat mühendislerimiz. Özellikle genç ziraat mühendisleri. Bunlar bilenler. Bir de yaşayanlar var. Tarımı yaşayanlar var ama onlar bilmiyor. Tarımı yaşayanlar bilgi eksikliği var. Tarımı bilenler tarım yapmıyor. Bunları buluşturmak önemli. Yani bilenlerle yaşayanlar bir araya gelirse çok güzel eser ortaya çıkar. Bu fakültelerin, üniversitelerimizin çiftçilerimize daha iç içe birlikte olmaları gerekiyor. Eğitim birinci sırada. Ama çiftçi salonlarda eğitilmez. Görüyoruz Türkiye'de salonlarda işte paneller, zirveler düzenleniyor. Çiftçi salonda eğitilmez. Çiftçi tarlasında eğitilir. Hayvancılık yapanlar da çiftliğinde eğitilir, ağırda eğitilir. Orada yanlışlarını göstererek, orada anlatarak yapılan eğitim de sonuç alınır. Biz de kooperatif olarak bunu böyle yapıyoruz. Ziraat mühendislerimiz yerinde eğitim veriyorlar. Ama bilgi eksikliğinden müthiş kayıpları var Türkiye'nin. Çiftçimizin bilgi eksikliğinden.